Merhaba sevgili örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle bardak altlığı öreceğiz. Fincan altlığı olarak da kullanabilirsiniz. Çok şık duruyor. Ben geri dönüşüm projesi olarak düşündüm. Evde kullanmadığımız yeni bu şekilde ayakkabı bağcıklarımız vardı. Onlara kordon yaptım. Kordonların etrafına da Yine arta kalan iplerimle ördüm. Ve bu, bu, şekilde bir bardak altlığı elde ettim. Sizin de illaki evde örgülerinizden kalan ipleriniz vardır. Onları değerlendirebilirsiniz. Ayakkabı bağcığım yok derseniz kalın ipleri de tercih edebilirsiniz bu şekilde örmek için. Veya penye ipleri de tercih edebilirsiniz. E profilimde en altta videolarımın en altında penye ip yapım videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Eski tişörtlerden veya atletlerden nasıl penye ip yapabilirsiniz. Onu da aynı şekilde burada uyguladığım modeli uygulayarak bardak altlığı, nihale yapabilirsiniz. Bu uzunluğuna göre yani ipinizin uzunluğuna göre bunun genişliği de artacaktır arkadaşlar. Benim ayakkabı bağcığına göre yaptığım için bir bardak altlı oldu. Ama iki tane ayakkabı bağcığını birleştirip dikerseniz nihale de elde edebilirsiniz. Gerçekten çok şık duruyor. Dilerseniz hemen tığımızı, ipimizi, çakmağımızı, makasımızı hazırlayalım ve e bardak altlığımızı örmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle bu kalın kısımları var ipliğin. Bunları kesmemiz gerekiyor. Bir makas yardımıyla direkt ucundan kesin arkadaşlar. Bu şekilde makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle bakın uç kısımlarını yakalım. Elinizle şu şekilde sıcağıyla yapıştırın ki akmasın. Şimdi iğnemize bir miktar ip geçirelim ve dikelim arkadaşlar. Şöyle tığımızın rahat bir şekilde geçeceği kadar bir daire bırakıyoruz. Çok büyük olmayacak. Ortalama 1 santim kadar bir daire yarım santim 1 santim kadar tığınızı deneyin. Rahatça girip çıkıyor mu diye kontrol edin. O şekilde dikin arkadaşlar. bu şekilde bir minik daire elde ediyorum. Arkalı önlü iyice bunu sabitliyorum. Çok büyük daire olmasın ki şu orta kısımda boşluk kalmasın arkadaşlar. Evet bu şekilde diktim yeterli oldu yani oldukça temiz bir dikiş olmasına gerek yok sadece ipi tutturmak için yaptığımız bir dikiş ipimizi keselim bunlarla artık işimiz kalmadı şimdi örmeye baş, başlayacağız benim bu şekilde iki tane ince ipim vardı Bunları ilk kat olarak kullanacağım. Sizin ipiniz daha kalınsa tek kat olarak kullanabilirsiniz. Benim elimde bunlar vardı. Bu şekilde tutuyoruz halkamızı. Tığımızı ortadan geçirdik. İpimiz bir miktar bu şekilde elimizde bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Komple bu halkamı bu şekilde sık iğne dolduruyorum arkadaşlar. Bir yandan ipinizi gizleyerek de devam edebilirsiniz. Bu şekilde halkamın içine sık iğne ile dolduruyorum. Bu doldurma işlemi ipinizin yoğunluğuna göre değişecektir. Benim ipim ince olduğu için daha sık doldurdum. Mesela orta deliğimi bir küçük birazcık daha dar yapsam daha iyi olurmuş. Ama sıkıntı yok. İğneyle de daha sonradan sıklaştırabilirsiniz. Eğer ki benim gibi biraz bol olduysa sizinki de. Şimdi şuradaki ilk başladığım ilmeğin tepesine batacağım. Biraz yakınlaştırayım. Daha rahat görün. tam net çıkmıyor ama şöyle net görünüyor mu arkadaşlar bilmiyorum. İlk başladığım trabza e, sık iğne yaptığım kısmın tepesine batıyorum arkadaşlar. Batıp ipimi çıkaracağım. İlk başlarda biraz zor olabiliyor. Çünkü alanınız dar. Bunu bu şekilde sabitledim. Şu ipimi gizlemek istiyorum. Şöyle tekrar orta göbeğe battım, çıktım. Bu sefer tekrar orta göbeğime battım, çıktım arkadaşlar. Şimdi te trabzan tepelerine batarak ilerleyeceğim arkadaşlar tekrar. Trabzan tepeme battım. İpimi aldım. Bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Aynı yere bir daha battım. Çıktım. Bir tane daha sık iğne yaptım. Bir zincir çektim aynı yere battım. Bir sık iğne daha yaptım. Bir zincir çektim. Aynı deliğe battım. Bir sık iğne yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir trabzan tepesine iki kere battım arkadaşlar. O şekilde bir zincir çektim, diğer trabzan'a geçtim, diğer trabzan tepesine oraya da iki kere battım, bir zincir çektim, iki kere aynı yere battım, sık iğne yaptım, bir zincir çektim, iki kere diğer trabzan tepesine geçtim, oraya da iki tane sık iğne doldurdum. bir zincir çektim. Tekrar diğer trabzan tepeme geçtim. Oraya da yine sık iğne doldurdum. Komple bütün trabzan tepe boşluklarıma ikişer tane sık iğne dolduruyorum. Aralarında bir zincir çekiyorum arkadaşlar. ilk başlangıçta biraz zor ilerleyebiliyor. Ama daha sonradan çok akıcı bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ve gerçekten çok tatlı duruyor ve güzel bir geri dönüşümü oluyor. Bence mutlaka eğer böyle bir kordonunuz yoksa Penye iple de yapabilirsiniz veya jude ipler satılıyor. Onlarla da yapabilirsiniz ama ben geri dönüşümü olsun istediğim için. Hani evde olan malzemelerimizle yapmakta fayda var. Tekrar devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Diğer trabzan tepeme geldim. Oraya da iki tane Şurada bir şeye takılıyor. Evet. Kullandığım malzeme benim sert arkadaşlar. Kordon ayakkabılık bağcı, ayakkabı bağcığım. O yüzden biraz zorlanıyorum yaparken. İlk başta bu şekilde zorluyor ama daha sonradan hiçbir sıkıntı yok. Bu sırayı geçtikten sonra gayet akıcı olarak ilerleyecek. Doldurdum bu sırada da. Şimdi 2 2 battığımız yerlerin boşluk kısımlarına geldik. Boşluk olan yerlerde bakın boşluk olan yerlere iki tane trabzan iki tane sık iğne yapacağız arkadaşlar şimdi iki sık iğnenin orta kısmına batacağım oraya bir tane sık iğne yaptım bir zincir çektim sık iğnelerin arasındaki boşluğa geldim oraya iki tane sık iğne yapacağım ama her sık iğnenin arasında bir tane zincir var bunu unutmayalım iki tane doldurdum aynı boşta bir tane zincir çektim tekrar iki tane sık iğnenin olduğu orta boşluğa geldim oraya battım bir tane daha sık iğne yaptım. Yani 2 1 şeklinde ilerliyorum şu anda. Boşluk kısma geldim. Boşluk kısma da 2 tane yapıyorum. Her birinin arasında zincir çekmeyi unutmayalım ki kasma yapmasın. Şimdi sık iğne tepesine geldim. Oraya da bir tane daha sık iğne yaptım. Bir zincir sık iğnelerin ara kısmına geldim. Oraya iki tane sık iğne yaptım. Aslında hani bu sıklığı nasıl hiç önemli değil. Sizin ipinize nasıl denk geliyorsa o şekilde görün. Görüntüsü illaki güzel duracaktır. Hani iki tane mi battınız, bir tane mi battınız bu hiç önemli değil. Sadece yani sıklığını ayarlayın. ipinizin gelişine güzel bir şekilde örelim arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum, ilerliyorum. Dediğim gibi 2 olmuş, 1 olmuş önemli değil. Nasıl denk gelirse o şekilde öreceğim. Ben size anlatabilmek adına hani 2 olsun, 1 olsun diyorum. Ama sizin ipiniz daha kalın olursa daha tabii ki de 1 bir, bir bile yani bir tane bile bassanız belki sırayı komple devam edebilirsiniz. Benim ipim ince olduğu için bu şekilde denk geldi. Bir tane zincir çektim. Tekrar ara kısma geldim. Ara kısımda bir tane yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi bir üst sıraya geldim arkadaşlar. Burada belki de tek tek bile yapsam denk gelecektir bir zincir deneyelim. Bir tak bu ara kısımda normalde iki tane yapıyorduk. Şu an bir tane battım ve kasma yapmadı. İkinciyi yaptım, kasma yapmadı. Sırayla atlıyorum şu an. Bir zincir çektim. Tekrar sıradaki boşluğuma battım. Bakın kasma yapmadı. Bu şekilde devam edebilirim. Kasma yaptığı yerde iki tane batacağım ve durumu kurtaracağım. Hatta kasma yapmadan yapayım. Buraya şu an iki tane batmak istiyorum. İki tane battım. Bir zincir çektim. Sıradaki boşluğuma geçtim. Artık bir bir batmam bile yeterli geliyor. Ara sırada iki batıyorum. Mesela kaç tane yapmışım? 2. 4 tane yapmışım. 4 taneden sonra 2 batmışım. Yani 4 tek 1 2. Şimdi tekrar 4 tek yaptım. Hadi orantılı olsun istediniz. 4 tek yaptım. Gene 2 battım arkadaşlar. 1 zincir tekrar devam ediyorum. bir zincir bir sık iğne bir zincir bir sık iğne bakıyorum 4 oldu bir zincir çektim 5. sık iğnemi yaptım bir zincir çektim aynı yere bir tane daha battım kasma yapmasın diye aralarda bu şekilde iki kere batıyorum bir zincir çektim battım 3 ve dördüncü sık iğnemi yaptım şimdi beşinci de iki kere batacağım aynı boşta şu an gayet güzel gidiyor hiçbir kasma yok bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar arkadaşlar ipiniz bitene kadar bu şekilde devam edin hep dörde 4 olacak diye bir şey yok Siz yoğunluğunuza kendiniz karar verin İki batın bir batın hiç kasma yapmaz hep bu şekilde de devam edebilirsiniz bir zinciri çekerek hiçbir sıkıntı yok gözünüze nasıl hoş geliyorsa bakın şu an hiçbir kasma olmadığı için ben devam ettim. Kasma olduğu yerde iki tane batacağım aynı göze. Böyle devam ediyorum. Şu an biraz kasar gibi oldu. Aynı göze iki tane battım. Bir zinciri çektim devam ediyorum. Böyle devam edelim ipimiz bitene kadar. İlerliyorum. İlerledikçe bazen 4 4 yapıyorum. 1 batıyorum arkadaşlar. Şu an mesela 3 ördüm. dördüncüde 2 battım. Tekrar 3 örüp dördüncüde 2 batacağım. Bu şekilde kordonum bitene kadar öreceğim. Dördüncü de iki tane aynı boşluğa battım. Devam ediyorum. sıra sonuna geldim arkadaşlar. Kordonumu buraya sabitleyeceğim. Bu kısımda elinizi biraz sıkı tutmanızda fayda var ki kordonunuz oradan açılma yapmasın. Şöyle biraz sıkıyorum. Aynı yere bir daha batıp şu şekilde sıktım. İsterseniz bu kordon ucunu oraya dikebilirsiniz. Bir tane atladım. Bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir önceki sık iğnevinin boşluğuna batıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şu an köşe pırpıtlarına geçtik. Bir zincir çekiyorum. Tekrar sıradaki boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bu boşluğa bir önceki sık iğne boşluğuma batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğuma batıp ip alıp bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Sık iğne boşluğuma batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sık iğne boşluğuma batıyorum gerideki ve bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Sıradaki boşluğuma battım ve bir sık iğne yaptım. İki zincir çektim. Bir önceki sık iğne boşluğuma battım ve bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tığımın üstünde ip yok. Tekrar gösteriyorum. Sıradaki boşluğuma battım. Önceki sıralarda yaptığımız gibi ve bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Önceki sık iğne boşluğuma battım ve kenar pırpıtlarım oluşmuş oldu. Kenar süsü diyelim ya da. Bu şekilde devam ediyorum. Bir zincir çekip sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip bir önceki sık iğne boşluğuma batıyorum ve bu şekilde kenar süsüm oluşmuş oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sonda buluşalım. Evet sıra sonuna geldik. Şimdi bu kısımda bir alt sıramıza yani şu birleştirdiğimiz yere batıp tekrar bir sıkıyoruz arkadaşlar bir zincir çekiyoruz tığımızı çıkardık arkadan battık bu ipimizi arka kısma alıyoruz burada sabitleyeceğiz arkadaşlar şuradan keselim ipimizi ve sabitleyelim tığ yardımıyla şöyle birleştireceğim tekrar bu ipimizi böyle gizleyebiliriz kalan kısmını kesebilirsiniz de attığımız bu şekilde duruyor arkadaşlar. Kupa ve fincan altlarınızda kullanabilirsiniz. Bu arada nihale yapmak isteyenler için demiştim. Nihale yapmak isterseniz ipinizin naylon ip olmaması gerekiyor. Pamuk, pamuk ip kullanmalısınız. Aksi takdirde tencereleriniz yapışır. Onu belirteyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha önce de, de penye ipten yapmıştım. Dediğim gibi o da bu şekilde duruyor. Gene istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Mesela buna daha kalın bir ip kullanmıştım etrafına. Ortalama 3 yıldır kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Ee, dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Profilimde en altta videolarımda videolarım kısmına tıklayın. En altta 5-6 yıl önce çekmiştim ortalama penyeyip yapım videosunu. Orada penyeyip yapım videosunu bulabilirsiniz. Eski penyelerinizden, tişörtlerinizden yapıp bu şekilde nihaleler veya bardak altlıkları yapabilirsiniz. Veya sepetler örebilirsiniz. Yani yaratıcılık size kalmış. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.